Allah'ın ayetlerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bir şeyler öğrenmek, büyüklerimizin ruhlarımıza şifa olacak sözlerinden dinlemek için şu anda bir aradayız. O kadar kıymetli bir ortamdayız ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meclislerin, ilim meclislerini anlatırken Abdullah İbni Mesud'dan rivayeten şöyle buyuruyor. Ey Abdullah İbni Mesud! Cülûsü kesâaten fi meclisin ilmi. Senin bir ilim meclisinde oturman ki şu anda ilim meclisleri ancak sosyal medya üzerinden oluyor. Senin bir ilim meclisinde oturman, bir saat ilim meclisinde oturman. Ve temesu kalemen, kalemi tutmasan dahi. Ve la tektub harfen, bir harf dahi yazmasan dahi. Senin ilim meclisinde oturman, orada bulunman Hayrul leke min itqi Allah katında sevap kategorisinin başlarında bir köleyi azat etmek gelir. Ey Abdullah İbn Mesud, senin ilim meclisinde ayet dinlemen, hadis dinlemen, velev ki kalem tutmasan, velev ki harf yazmasan dahi Allah katında o bin köle azat etmekten daha hayırlıdır buyuruyor. Elhamdülillah böyle bir meclisteyiz. İlim meclisleri Allah Resulü'nün çok değer verdiği o kadar değer verilmiş ki Efendimizin mübarek dilinden buyuruyor ki Ma ictema bi kavmin yezkurun Allah azza ve celle illa melaike. İnsanlar bir araya geldi. Aileler toplandılar. Allah'ın ayetlerini dinleyecekler. Açacaklar sohbet dinleyecekler. Onların o halinden Allah öyle razı olur ki onların etrafını melekler kaplarlar. Ve ne zaman onlar kalkacakları zaman melekler nida ederler. Ümmetin günaha daldığı zaman, seccadelerin yetim, mihrapların öksüz kaldığı zaman da Allah'ın ayetlerini dinleyen insanlar Kumu lekum. artık dağılın çünkü Allah bütün günahlarınızı affetti diye melekler nida eder. Allah meleklerin bu nidasına muhatap olmayı nasip eylesin. Kıymetli abilerim zaman gelip geçiyor vakitler gelip geçiyor. Kur'an'ın ayetleri tecelli ediyor. اِخْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ İnsanlar için ahiret yaklaşıyor. Hesap günü yaklaşıyor. Dünyadaki saatlerimiz doluyor. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak diyor ki وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ İnsanlar gaflette. Dünyanın süsüne aldanmışlar. Yanı başlarında ölen insanların halinden ibret almazlar. Alın size Kur'an'da Allah'ın anlattığı bir peygamberin kıssası. Kur'an'da Allah'ın Yahudileri nasıl çaresiz bıraktıklarının en büyük delili. Meryem oğlu İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam bir beldeye giderken havarileriyle beraber bir koyun gördüler. Koyun o kadar etli butluydu ki İsa aleyhisselam gitti. O hayvanın kulağına bir şeyler fısıldadı ve ne olduysa o günden sonra oldu. Hayvancağız yemeden ve içmeden kesildi. Bir hafta içerisinde mum gibi eridi. Özür dileyerek söylüyorum. Memelerinden süt gelen hayvanın en son memelerinden kan geldi ve hayvan vefat etti. Dediler ki ey Meryem oğlu İsa Allah aşkına sen bu hayvana ne söyledin? Ne söyledin de bu hayvancağız bu hale geldi? Hazreti İsa'nın cevabı çok veciz buyurdu ki size her gün söylediğimi ona bir kez söyledim kulağına eğildim ve dedim ki el mevtu hakkun. Ölüm muhakkak ya haktır. Sevdiklerinizden ayrılık haktır. Uykularınızı bölen çoluğunuzdan çocuğunuzdan dünyadan ayrılık haktır. Size her gün söylediğimi ona bir defa söyledim ve o bu hale geldi. Kıymetli kardeşlerim. Kul inne kul innel mevtellezi ne minhu fe innehu mulaqikum Allah diyor. O ölümden kaçanlara Habibim de ki Mezarlığın yanından geçerken korkanlara, ölüm anlatıldığında bana ölüme anlatma diyenlere, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya kazık çakanlara de ki: "Fe innehu mulaqikum. ölüm bir gün gelir. Ölüm gelince bütün hayaller alt üst olur. Ölüm gelince yapılan bütün planlar yerin dibine girer. Nice insanlar vardı onlar ölümü unuttular. Saraylar başlarına mezar oldu." Nice insanlar vardı onların yatakları onlara kabir oldu. Nice güzel yüzler vardı Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinin tabiriyle aynaların karşısında güzellikleriyle övünenler kabristanlıklara gidip yok olan güzellikleri görsünler. İşte bizim zamanımız bu kadar kısadır. Büyüklerimiz buyuruyor ki insanoğlunun hayatı namazsız bir ezanla ezansız bir namaz arası kadar kısadır. Ne demek bu söz? Biz dünyaya geldiğimizde sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza kamet getirilir. Ama dünyaya gelen bu insan için bir namaz var mıdır? Yoktur. Ama Allah'ın ölüm emri geldiğinde de o insan için bir cenaze namazı vardır. Ama bu cenaze namazının ise ezanı yoktur. Namazsız bir ezanla, namazsız bir ezanla, ezansız bir namaz kadar hayatlarımız kısa. Bu minvalde Cenab-ı Hak ömürümüzü zayi etmekten, günahlarla geçirmekten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin.